Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Eksik olmayın. Hoş bulduk. Ağzınızdan çıktı diye ümit ediyorum o ses. Hangisi? Hoş bulduk mu? Yok, evet. Bir şey oldu. Çünkü bu koltuklara da çok başımıza geldi. Nereden çıkabilir? Zaten mikrofon ağzımda değil mi? İşte bu, şu an öğrendik onu. Ben hazır hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Neyine heyecanlanıyorsun bilmiyorum, ya? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Şey, içine heyecanlan. İşte ona da çok heyecanlanıyorum yıllardır. Hangi, neye? İçime. Hayır, heyecanlı içine at manasında içine heyecanlan, evet, evet, dedim. Zaten onu içimde yaşıyorum. Sahneye çıkarken onu öğrendim. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Mesela için mesela dolu ya. Sen mesela yemek yedin, için dolu. Su içtin. İğrenç bir yere gitmez değil mi abi? Hayır, hayır. Heyecanını mesela içine at diyorum ya. Heyecan mesela sende kütle mi? Ya normal diyen bir insanın benimle uzay matematiği konuşuyor olmaz. Ya bir şey soruyorum. Cevap versene. Kütle hocam. Tamam. Mesela için doluysa heyecanı nereye alıyorsun? Ha bak, demek ki heyecan kütle değil. Nerede heyecan? Yani heyecanı içine aldıysan ve dolu değilsen kütle değil. İşte size denk geldi, kusura bakma. Yani... Evet. Ya beni seyircinin önüne atarak ne yaptın sanıyorsun? Esra, hiç o tarz bir şey yapmadım. Yani böyle bir konu metafizik. Metafizik miydi? O, sen de tabii hiç oralı değil. Sen şu an neyse, daha tamam, sırf sen... fizik. Kafa daha oralara basmıyor senin de. Benim başka bir şey konuşacağım ben. Aa. Ben seni şimdi 10 senedir önümdesin ya. Evet hocam. Sen mesela sözünü tutan bir adamsın. Teşekkür ederim. Eksik evet. Olmayın. Ne zaman bir söz versen sözünü tutarsın. Dur bakın bu nereye bağlanacak. Ben evet. De sözünü tutan bir adam olarak düşünüyorum kendimi. Bizim ekipte çoğu insan da öyle, sözünü tutan. Peki kardeşim, evet. Sen niye bir sezondur saat 23'te yayınlanacağız deyip de 23.20'de yayına giriyorsun? Yani 23.20'de yayınlanacağız desen seyirci seyretmeyecek mi? Ben de seyretmem o saatte yani. Hayır, hayır. Neden 23 deyip de 23.20'de yayına giriyorsun? Onu soruyorum. Şimdi onu aslında 22.30 normalde. He? Fakat bizim önümüze aldıkları reklamla yeni bina yaptırdığı için kanal... Hayır, o önemli değil. Ben şeyi diyorum. Mesela 23 deyip hiç 23'te yayınlanmıyoruz ya. Evet. Neden mesela 23 diyoruz o zaman? Değil mi? Dağılabiliriz. Yani bu... Bugün çünkü belli oldu. Nereye gideceği konunun belli oldu yani. Şey olabilir mi? Mesela başkent Ankara ya. Evet. Ankara'da 23 iken İstanbul'da 23.20. Zaman farkı. Bak nasıl çözdüm. Söyle seyirciye. De ki biz aslında 23 diyoruz, 23.20'de yayınlanıyoruz ya. Söyle. Yok, siz söylediniz zaten. İşte bu yüzden. Var mı başka saçma bir konu? O... Çocukların çünkü yatma vakti gelecek, onları kaybetmeden. Tamam, çağır müzisyeni. Huzurlarınızdan minik. Müzisyen, sizin ne hukukunuz var da gelip öpüyorsun onu? Arkadaşım, nedir sizin program dışındaki şeyiniz, bağınız? Bizim... Yıllar, çok yıllar mukaddem bundan tanışmamız.
Tanışmak önemli değil. Tanışırsın insanla ama ilişkin olmaz. Bununla ilişkiniz nedir ki gelir gelmez yanaklarından öpüyor seni? Şimdi çok şeyler paylaştık ya. Bir, artık bir... Ne mesela? Bir örnek ver. İlk aklına geleni. Don. Bütün ailemi giydiniz onun donunu. Önce ben giyiyorum, sonra o giyiyor. Sonra abiye veriyoruz. Yok, çok biz şeyiz yani, bu sahne ya, üstünde... Tamam, tamam, uzatma. Al mikrofonu. Tamam, bir şey anlatacağım, uzatma diyor. Deminden beri... Al mikrofonu. Belli zaten eskiden bir ilişkiniz olduğu şey, ikinizin de kafanın eskiden ortasıken... Eskiden değil, sahnede tanıştık. Biz burada çok şeyler yaşadık yani, artık buna da... İşte üzüm üzüme baka baka kararır. İkinizin de kafasının ortası kel, ikinizin de smokini var. Hep aynı şeyler hayatta sizin. Üzüm üzüme baka baka. İçim şişti, Kur'an çarpsın, içim şişti ya. Vallahi abi içim şişti ya. Alsana şunu arkaya. Suzan hemen peruk getir. Prodüksiyon, bunun arkasına bir ev yapın. Adam akıllı düzgün bir ev salonu yapın. Ne yapıyorsun ya? Sırtında mı taşıyacağım? Ne? Hayır. Arkaya dedim. Ben senden konuşurken arkamda ev yapılacak. Ha, tamam. Evet. Şeyi çıkar, soyun. Peruk için bir şey soymama gerek yok. Vücut peruğu mu? Hayır, hayır. Cat suit. Ay, peruk için soyunmana gerek yok. Zaten aradan kendisi... gülenler var cat suit'e. Bütün internetçiler kendini belli ediyor hemen. Cat suit ne? İşte o aramızda. Hatta yüreğimizde. Cat, kedi suiti. Kedinin o... geniş odası. Evet, now, evet. Oo, bayağı ev oldu. Arkadaşım, soyunsana. Kravatı çıkar hemen. Kravat değil bu, papa. Arkadaşım, kravat o, çıkar onu. Papyon ya. Sen ne diyorsun Suzan? Tamamen soyunsana iyi olur diyordum. Ben aranızdaki şeyin boyutuna karışmam. Bu ne? Yine 1000 derece olacak şimdi burada. Daha iyice çek, omurilik soğancığımı ez. Kullanmıyor, hiç kullanmıyorum onu. Suzan'a ver ceketi. Bravo Suzan. Bak, bak bir dakika dur Suzan. Efendim? Bak görüyor musun, yılların tecrübesi, ev hanımını görüyor musun? Giderken ceketi aldı gidiyor. Evet arkadaşım, karınla oturuyorsun, sen şeyde kanepede uyumuşsun, uyu kanepede, televizyon açık. Kestik, ne yapıyorsun mal? Ben bu tarz uyuyorum. Arkadaşım, normal tarz uyu. İşte norm... Bu mu normalin senin? Nasıl uyuyor? Adam gibi şuraya yat, popon çakılsın yere. Öyle değil. Hayır. Nasıl? İşte arkadaşım, bu, düzü bu. Hayır, koltuğa otur. Evet. Popo, bütün baldır... Aramızda bundan bir şahsiyet gibi bahsettiniz. Sen koltuğa otur, popo da içeri girsin ve... onunla Fransızca bir şeyler konuşun. Je l'ai mis pour ti. Yine mi sen geldin? Zaten sana da o yaraşır. Ancak bir popoyla konuşabilirsin. Ayarın yani. Müzisyen sırıtma orada. İçine içine gülme. Geniş geniş gülebilirsin. Arkadaşım otur popoyu, komple oturt popoyu. İyice. Hayır ya. O zaman çocukları kesin çıkartıyor. Ya bütün koltuğa yayılsın. Nasıl yayılsın? Lan ben yaydırırım istesem ama senin kendini yapmanı istiyorum. Bayağı cerrahiye girer bu ya. Ya bir dön koltukta, bak koltukta ayakları koltuğa oturmayacak şekilde dön. Bu şekil mi? Evet. Böyle desene ya. Şimdi yay koltuğa popoyu. Arkadaşım nereden başlar, nereden biter? Hocam önce bunu... malzeme bu. Arkadaşım. Kaplayacağı alan belli. Arkadaşım, nereden başlayıp nereden bittiğini gösterir misin? Koltuğun mu? Hayır. Mabadın. Ya. Ya bir göster elinle. Hayır, öyle değil. Dikine göster. İşte dik duruyorum işte. Hayır. Yukarıdan aşağı doğru göster. Hayır. Arkadan göster. Ya müzisyen bir gel. Ben bundan size yollayayım eve bir tane. Bunu haftaya deneyelim. Yani... Dön arkanı. Niye yapıyorum böyle? Evet. Müzisyen, sağ elini koy... Biz ne yap? Kanalı kapattırmaya mı çalışıyorsun? Arkadaşım, bununla ne alakası var? Herkesin poposu var, bu özel bir şey değil. Şu an şoktayım.
Neler öğreniyor insan sahnede? Ya bir dön! Elini başlangıcına koy müzisyen. Lan başlangıcını bilmiyor musun? Evet. Çoğu nerelere gittim, gerilere gittim. Hayır, sana demiyorum. Sen dön. Arkadaşım. Arayayım annemle babamları falan. Hayır. O başlangıç değil. Sen dön. Müzisyene diyorum başlangıca. Müzisyen sağ elini başlangıca koy. Ya o... Bu adam komple... Ya müzisyen, ortalama bir yerine koy şu adamın eline. Bugün buradan çıkacak genç dimalar hiçbir sistemle bozulamazlar. İçiniz rahat olsun. Arkadaşım, elin çocuğuna şey yapma. Evet. Koy ortalama... Ya Aza Şahin, dikine koy elini. Hayır lan! Ya kesme yap, kesme. Ha? Kesme, kesme. Arkadaşım, ne olur sulandırma işi ya. İki dakika şunu çözün. Evet, ha? Az yukarı, bir tık. Ops, şimdi altı bul. Altı bul. Ilgaz, ha? Gönye getir, gönye. Bu, iyice çiz orayı hissetsin. Geç yerine. Anladın mı? 20 dakika sürdü ama anladım. Tamam, o çiziyi hissediyor musun? Hala hissediyorum, maşallah bastırdı çünkü. Tamam, orayı komple koltuğa yay. Kafan da koltuğa yapışık olsun. Yani yüzün de koltukta olsun. Evet, ayağının birisi sağ elinin altından geçmiş. Kolunun altından geçmiş. Ay Allah'ım. Ayağımın biri içimde kalmış, unutmuşum. Uyurken bir şey olmuş. Ya ne olur sulandırma. Seyirci bir gülmeyin iki dakika. Evet. Oh budur işte. Rahatlığa bak. Müthiş. Burnun değmiyor koltuğa. Değmiyor. Değdir. Tövbe, bir yerimi kıracağım daha. Evet. Karısı gelsin. Ezgi, sen karısı olarak akşamdan kalmasın. Ezgi, lenslerini yatak odasında unutmuşsun. Üstüne oturuyorsun, büyük bir bağırtıyla kalkıyorsun. Evet. Sonra arkadaşım sen de panikliyorsun, tamam mı? 3, 2, 1, büyük panik bekliyorum. Müzisyen ver odunu, yallah. Ay! Ne oldu kız? Kestik. Sen niye bir kere dizine oturdun? Sen niye o kadar yavaş uyanıyorsun? Sen onun kafasına otur, sen de kafana otur oturma zıpla. Evet. Çok büyük ayağa kalk arkadaşım, koltuk boyunda yapma. Zıpla. Çok garanti veremiyorum. Neye? Kulağına oturacaksın Ezgi. Kocan o senin. Evin içindesin, mahremin, kimse görmüyor. Nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Korkma, ya. Bir şey olmayacak çünkü ben eski kulağı kesiklerden. İğrençti değil mi? Ya yapmayın espri falan ya. Evet, Ezgi, gel göremiyorsun. Değil, kafasına değil, şuraya doğru. Ya sen neyin peşindesin? Ya yazık yani, kafasını ne ayıp. Ya en fazla boynu kütür der. Bana hava hoş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet, sen otur. Gel, 3, 2, 1, gel. Oturu tam... O kalkar zaten. O yani. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ay. Otur otur, derin uyuyorum. Pardon hocam, hazır. Ezgi, ayakkabının topuğuyla bunun böğrüne bas, tamam mı? İşte sen, sehpayla vur. Arkadaşım, ne olur ya. O geceden kalmaysa ben haftadan kalmayayım. Arkadaşım, ne olur zorlama beni. Sen Ezgi ile beraber havaya... Ezgi'nin bayağı 2 metre havaya zıplaması lazım, anladın mı? Sendeki elektriği düşün, evet. O kulak bir şekilde gelecek. 3, 2, 1, Ezgi arıyorsun. Gözler görmüyor. Bir ses duyayım, kalın. Akşamdan kalma sesi. Oh. Ay. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Böyle yapma dedim ben. Önceden bana haber ver dedim gün içinde. Arkadaşım! Görmedim. Yanlışlıkla oturmuş kız.
Yanlışlıkla oturmuş. Ezgi sen tanıyama. Evet arkadaşım zıpla. Oradan alıyorum seni. Kalk. Kimsin? Kimsin? Nasıl kimsin? Benim ya. Kim yatar bizim koltuğumuza? Hayatım kusura bakma. Lenslerimi takmamışım. Hiç göremiyorum şu anda. İyi ki göremiyorsun kendini şu an. Çok şanslısın gerçekten. Kendimi değil seni göremiyorum. Kendimi nasıl göreyim? Başınız sağ olsun ya. Kuaför ölmüş ha. Biz mesafeli miyiz eşimle? Evet, evet. Siz birbirinizle alakanız yok. Mesela o akşam o neredeymiş bilmiyorsun. Sen neredeymişsin o bilmiyor. Ha, evet. O şeyiz, biraz kopuk. Çok kopuk bir ailesiniz. Biraz değil, çok. Evet. Ay, yemek var mı? Karnım acıktı. Hayatı. İfadeni göremiyorum. Söyle bir şey. İfademi yazılı vereceğim. Bu ilişki böyle devam ederse avukata vereceğim ifademi. Arkadaşım kadın sana yemek soruyor. Sen ona daha absürt bir şey sor. Kiriko nerede? Hayır. Boşanıyoruz. Hayır. Ya evet kalkın. Şey telefon çalsın annen arıyor. Çal. Al telefonu. Telefon çalıyor. Annen arıyor. Hayır ya bir aç ya. Bir aç. Alo? Alo? Anneciğim telefonun üstünden kalkın. Arkadaşım. Yine boğup geliyor ses ya. Anne olduğunu bilmiyorsun. Onun annesinin aradığını bile bilmiyorsun. O kadar kopuksunuz. Ha. Alo? Efendim buyurun. Damat? Hangi damat? Kızım. Ne kızı yavrum? Sesimi duymuyor musun? Ne kızı ya? Kızım evde mi? Aa bir dakika pardon. Senin kızın kim desene? Senin kızın kim? Öyle değil. Sen malca soruyorsun. Droşnikli kız. Malca ne demek ya? Ayrı bir insan mı? Ne? Malca ne ya? Hayır al annen. Anladım annen. Al. Al. Ben tuvaletteyim. Alo? Günün en sevdiğim vakti. Sen kime bakıyorsun orada? Kızım. Oo. Efendim anne. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim anne. İyi, tamam. İyi tamam. Günler. İyi günler anne. Şimdi bir mevzudan annenle, anneni tanımadı diye kavga çıkar, sonra da boşanmaya karar verin. Bana bak. Sen az önce niye benim anneme kimsin kimsin deyip durdun? Tanımıyor musun? Kaç yıldır kayınvaliden o senin. Ya bakmamışım telefona. Kimin aradığını yazdığına bakmamışım. Sesinden de mi tanımıyorsun? Tanımadım. Sesi bir boğuk geldi. Ben birisi yanlış arıyor sandım. Ne bileyim ben seni aradığını ya. Yahu kadın sana kendini tanıtıyor. Büyü. Ay, hayır. Yeter. Evet süper. Tamam. Yeter be. Benim anneme hiç mi saygın yok? Bana da yok. Saçımı başımı yolarım de. Daha ne yolayım artık şu an? Yolunmuş kabuk gibiyim. Ya ben ne diyorsam onu söyle. Saçımı başımı yolacağım artık. İnşallah. Belki ilişkimiz düzelir. Çünkü bu saç yüzünden de etkilenmiş olabilirim yani. Yeter ya. Vallahi yeter. Sen entelektüel bir şekilde aranızdaki mevzunun kopuk olduğunu ve boşanmanız gerektiğini anlat kadına. Şimdi Einstein'ın evlilik üzerine söylediği iki mevzu var. Ne sesiydi lan o? Gene mi pantolon gitti ya? Evet, devam et. Şimdi bak. Artık bunu kabul edelim ki ilişki yürümüyor. Yapacak bir şey yok. Ezgi gıcık ol. Ay. Üşüdün mü? Kalorifer şey mi? Hayır, iğrenme Ezgi, gıcık ol. Şu an 9 kamera seyrediyoruz. Ben de çok merak ettim. Gıcık oluyorum. Olmuş, içinde ne olmuş? Evet. Tamam. İçten patlamalı bu. Tamam. Tamam arkadaşım. Evet. Şimdi zaten vurayım çocuğu mi? Ha? Vurmuyorum. Hayır sen şeysin, entelektüel bir entelektüel. İnsan. Kitapla vurayım. Hayır. Karısına darp yapmıyorsun. Anlaşamadığımız takdirde... Tamam geveleme ne diyorsun? Ağzını yüzünü dağıtırım senin ha. Bak benim de entelektüelim bir yere kadar ha. Kızıl topraklıyım ben sonuçta. Yeter lan. Nereye lan? Gidiyorum ya. Gel buraya. Manyak mısın sen? Evet. Siz tartışmayı da şey... Ezgi de ki yumurta var mı evde? Arkadaşım sen de söyle. Geçen sene almıştım ya. Evet. Ben kapı anahtar almamışım. Dışarıda kalırım yani. Bağır. Dışarıda kalmışım. Hayır. İçeri bağır. Dışarıda kalmışım. Hayır ulan. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu 2015... Kapının deliğinden bağır. Anahtarı almamışım. Kapıda kaldı. Böyle şov yaparsan böyle dışarıda kalırsın tabii. Gel içeri. Holün kapısını açtı. Kapı burada çünkü. Ezgi, kim olduğunu biliyor musun? Önce sen de kafayı eğ, oradan delikten alttan birbirinize bakın. Bak bakalım kim? Niye ben şuradaki delikten bakmıyorum? Çünkü ben buradayım ya. Evet. Bağır arkadaşım. Şunu yakın çeker misin? Maşallah. Takvim yapacağız da.
Bağırsana! Şubat geldi. Bir dakika. Açıyor musun kapıyı ya? Açacağım, açacağım. Sen misin? Göremiyorum. Ezgi, saçını sakın kaldırma. Ay. Evet, öyle kalk. Evet, bağır. Size perde arası 10 lira daha alacağız size. Aşk olsun, 10 lira. Ezgi, kim o, kimsin desene. Kim o, kimsin? Ya nasıl kimsin ya? Muhittin ben ya. Açsana kapıyı. Göstersene parmağı. Göstersene parmağı. Hangi lan seni parmağı? Tanıması için kapının altından başka ne sokabilirsin? Ya sesimden niye tanımıyor be? İlla beni sesimden niye tanımıyor? Çünkü boğuksun. Yere doğru konuşuyorsun. Sen de boğuksun. Bunu montajda kısaltır okuturuz. Arkadaşım. Tamam. Evet, ya lütfen. Evet ama ne yapayım ben? Ya, ya benim ya benim. Sesin... Lan benim diye bir cümle var mı? Türk gibisin. Kim o? Ben. Böyle saçmalık. Bir Japon'un bu sahnede yapacağı en abuk şey. Türk gibisin. Ah. Koca adamı şurada görmedim. Bu parmağı mı göreceğim oradan? Ya benim seni tanıyacağım bir şey uzat diyeceksin. O da parmağını uzatacak. Tamam işte uzattım. Allah'ım 20 dakikadır parmağım arada ya. Ceryanda kaldı ya parmağım. Ya önce söylesin kız da sonra uzat. Benim kapıyı aç, anahtarı almamışım Allah'ın cezası. Tanımıyorum seni. Bana bir şey uzat ki seni tanıyayım. Ya işte serçe parmağımı hatırlarsın. Ay tamam sensin, dur açıyorum. Ya serçeden tanıdı ya, inanır gibiydi ya. Anahtar almamışım, sinirle çıktım kapıdan. Yani beni ne hale Ezgi, getirdi ya? Ezgi, şimdi sen ona şey yap. Ne artistlik yaptın falan, aşağıla onu. Ne artistlik yaptın, aldın ceketi çıktın, bak nasıl geldin? Ha? Tıpış tıpış geliverdin ayağıma kadar, ne oldu? Sana geçtiğimiz 5 senede hep aynı şeyi söyledim. Şu piyanist evimizden gitsin artık! Arkadaşım! Kıskanıyorum belki. Arkadaşım konuyu dağıtma. Orada bir piyanist yok. Doğru düzgün bir müzik seti alalım, bitsin şu iş. Canlı müzik seviyorum. Ya Ezgi, seyirci bilmiyor. Yok o piyanist. Orada piyanist mi var? Bak bakayım var mı? Olmaz. Ya bunu nasıl görmezsin? Ya, arkadaşım, yok de. Piyanist söyle, yoğum, yoğum de. Yoğum, yoğum. Evet. Şimdi siz ilişki üzerine tartışırken hemen bir seyirci al arkadaşım. Erkek sahneye. Bir tane beyefendi rica edelim mi? En büyük buyurun. Yaşlı beyefendi. Buyurun abi, buyurun. Hoş geldiniz. İsminiz ne abicim? Abdullah. Olur abi, tamam. Buyurun. Bu da bizim Abdullah. Merhaba abi. Ya pislik yapma. Her söyleyeyim kötü. İsminiz ne beyefendi? Abdullah. Tamam. Abi terliyor musunuz? Burası biraz sıcak da. İyiyim. Tamam, eyvallah. Yaşasın. Yoksa bikinimiz falan her şeyimiz var. Hazır. 1000 tane kostümümüz. Var mı? Tamam, süper. Hazır. Evet. Sarp gel. Sarp gelsin. Bu ne? Arkadaşım şunun kravatını düzeltsen Allah'ını seversen. İyice sık. Bunun ismi kravat Sarp şimdi. Kravat diye bir şey yok. O anca çorlu. İyice sık. Evet Sarp sizin çocuğunuz. Osman Bey siz onun... Ben siz anladım onun... ilişki niye yürümüyor. Osman Bey siz onun babası şeyisiniz, öğretmenisiniz. Abdullah Bey. Kim? Abdullah Bey. Osman Bey diye biri yok. Abdullah kim? Osman, Osman. Lan Abdullah Bumcu demedin mi? Hayır abi, ne alakası var? Öyle dedin, bu da bizim Abdullah dedin. Allah'ım, şuna oturup kendimi intihar etmek istiyorum, komple. Abdullah Bey, misafirimiz. Bumcu zenci zaten. Sen nereden biliyorsun adamın adını? Beyefendi, isminiz ne? Abdullah. Tamam. Gel. Tamam, hazır hissediyorum Sarp, şu an. Sarp, gel. Evet. Sarp, ver kulağı Abdullah'a. Ne yap Abdullah? Kulağını ver Abdullah'a. Şöyle, şuradan almışım. Lan! Abdullah Bey, siz onun öğretmenisiniz. Kulağından tutup eve getiriyorsunuz. Kafasıyla da kapıya vuruyorsunuz. Kapıyı o kafasıyla çalıyorsunuz. Bizim çocuk hak etmiş mi bunu yoksa öğretmenin adeti mi bu? Sence? Anasına bak. Dünya tatlısı. Demek ki hak etmiş çocuk. Yok ama hangi dünyanın olduğunu henüz bilmiyoruz. Evet, vur kapıyı. Kapıyı yanaşıyor. Kapıyı öyle vurmuyorsun. Kapının duvarı, kapıya vuruyor. Ne anlatıyor Abdullah Bey? Size biraz vakit verebilir miyiz isterseniz? Baş başa bir tatil, bir hafta güneyde ne bileyim. Birbirinizi tanıyın. Kulağıyla... Yok kafasıyla, doğru söylüyorsunuz abi, siz haklısınız. Kafanla çalıyor kapıyı. Tamam. Ne tamam, bakıyorsun mal gibi. Yine bizim oğlan geldi. Kestik, bir dakika dur. İnşallah o çocuğu kesmişsinizdir çünkü. Arkadaşım, dur. Abdullah Bey, siz kulaktan tutup kapıyı tıklıyorsunuz. Kapıyı kırmıyorsunuz çocuğun kafayla.
Sarp. Senin kulaktan tıklıyor seni, tamam mı? Tamam. Evet. Bu arada seyirci tık tık yap. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Sana yazıklar olsun. Kapı çalıyor. Kapıyı aç. Ben mi açacağım bu yaştan sonra ya? Yaşım var ayol. İyi, ben açayım o zaman. Abdullah Bey, büyük bir hışım. Kim o? Kim o? Kestik. Bak, Sarp, benim... burada senin öğretmenin var. Önce o cevap verecek. Hocam parmağınızı sokarsın. Hayır. Önce sor, arkadaşım sor. Kim o? Kim o? Hayır ulan. Alttan, evet. Kim o? Ah, tam o sırada çocuğun ayakkabısı geldi ağzına. Kapı var arada ya. Hayır, şey, içeriki ayakkabısı. Ayakkabının önüne mi dizmişiz? Şey, kapının önüne mi dizmişiz? Orada çıkarmış, gitmiş mal. Nasıl gitmiş? Peki, orada çıkarmış, kapıyı açınca o ayakkabı buraya geldi. O gitti, ayakkabı orada. Al. Annesi ayağıyla çarp... Anladın. Ayakkabı burada. Kapıyı açtım, ayakkabı sürüklendi. Çıktı gitti, kapattı, orada ayakkabı. Bak, ayakkabı kapıyı açınca, sürüklenince, kapıyı kapınca geri yerine gelir. Niçin? Çift taraflı bantla mı yapıştırmışlar ayakkabıyı? Öyle bir şey yok ki. Ay, beni çok üzücük. Arkadaşım, benim ayakkabının yeri neresiyse ayakkabının yeri ayaktır. Ulan ayakkabı var, ağzına değdi işte. İbrahim abi mi geldi? Ayakkabı. Ayakkabı ağzına değdi. Değmez. Değdi. Değdi, Allah kahretsin, değdi. Hem de ters dönmüş, tabanı değdi. İnanamam gibi değil. En sonunda tuvalete gitmiş çocuk. Oh, en sevdiğim. Sen istedin. Baharatlı. Tamam. Arkadaşım, pislik yapma. Ne var lan, ne gülüyorsun? Senin ayakkabınla uğraşıyorum burada. Evet, sor. Tam sorarken ağzın ayakkabının içine girer, boğuk çıkar sesin, sonra bir daha sorarsın. Sor. Kimmiş? Ben niye boşanacağımı anladım şimdi. Niye? Aramızda, karı koca arasına girilmez ya. Ezgi, bir daha sor. Kimmiş? Onun mu ağzı ayakkabıda? Hayır. Senin ağzın ayakkabıda. Sen tam sorarken o sana baskı yapıyor devamlı. Hani boğuk ses, boğuk ses, ne oldu? Şey, ayakkabının içine bağır. Allah'ın Doris'i unuttu her şeyi 2 saniyede. Evet. Evet. Bağır ayakkabının için. Kim? Yok. Ben de onu soruyorum ya. Arkadaşım sonra annesine bağır. Bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var diye. Ya bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. Kim ya, o? Kestik bir dakika. Çocukları hemen çıkaralım. Çünkü ben kendimi tutamayacağım. Ben kendimi tanıyorum. Arkadaşım. Beni oyun kanalda başladı. Durdurun. 30. dakikası, bu saatten sonra çocuğu nereye çıkaracaksın? Artık sen bilirsin hocam. Ağzınla bağır. Bir ilk olsun dünyada. Lan kim o? Ağzınla bağır. Evet. Kim o? Ya parmak sonra Abdullah Bey. Abdullah Bey sık geliyor bize de o yüzden. Abdullah Bey, önce durumu anlatın. Sarp'ın öğretmeniyim. Ya Abdullah Bey, alttan konuşuyorsunuz. Ay, parmak yok henüz. Parmak. Henüz yok, daha parmaklarınız çıkmamış. Çok küçük gelmişsiniz, embriyo iken gelmişsiniz bize. Ya şu ağzını kapının arasına... Ayağa! Kim o? Sarp'ın öğretmeni. Kimmiş? Sarp diye birinin öğretmeni. Kim o ya? Sarp kim yahu? Yanlış ev. Arkadaşım, şey, öğretmen de ki, Allah'ın sorumsuzları. Çocuğunuz ulan, çocuğunuz ne? Bu zarafette öğretmen, tamam. Senin gözlüğe ne oldu Abdullah? Allah'ın sorumsuzları. Çocuğunuzun öğretmeni. Kestik. Abdullah, kim, Sarp kim demedi ki Allah'ın sorumsuzları diyorsun? Ya adam caz 4 kilo verdi şurada. Suzan, var mı bir selpak bir şeyimiz? Suzan şu an kumar oynuyor. Evet, hadi. Kim o? Sarp'ın öğretmeni. Kim o? Sarp'ın öğretmeniymiş ya. O kim? Sarp mı? Bizim oğlan. Ha. Sen ne saçma bir kadınsın ya. Nereden anlayayım de? Nereden anlayayım? Ben nereden anlayayım? Adama soruyorum. Allah'ın cezası. Adama soruyorum ya. Lan çocuk senin değil mi? Ezgi sala. Bilmiyorum daha. Ama ben akşamdan kalmayayım.
Öyle dediniz başta. Geçti, iki saattir ayaktasın. Sabahtan kalmasın şu an. Tamam. Evet. Ben nereden anlayacağım onun öğretmen olduğunuzu? Sarp, sen öğretmen bey, siz konuyu bilmiyorsunuz. Sarp, baban ne, bir şey diyor de. Nereden anlayacağım onun öğretmen olduğunuzu? Diyorsun ki babam tanıyamaz, serçe parmağını Allah cezanı versin senin diyor. Ne yapıyorsun? Artık kimse giremez. Arkadaşım yapma şunu. Ya bu çocuk, yani niye dışarı saldığımızı anladın mı çocuğu ya? Ya lütfen. İlgisizsiniz işte, ilgisiz aile. Kim o? Sarp'ın öğretmeni. Nasıl yardımcı olabilirim? Ezgi bağır. Kim o? Lan şunu niye yapamıyorsunuz? Çok basit bir sahne. Ya ben adamla ilgili her türlü kütük bilgisi nüfusu almışken bir daha kim oluyor ya? Açıyorum ben ya. Hayır. Başka bir şey sor Ezgi. Sarp'ın öğretmeniymiş ya. Ha, niye gelmiş kapıya? Nasıl yardımcı olabilirim? Niye geldiniz? Sorumsuzsunuz. Çocuğunuzla ilgilenmiyorsunuz hiç. Tamam işte, siz ilgilenin. Yeterli. Biz Sarp, at kendini yere. Ay. Baba, sorumsuzsunuz. Kim? Söyle Sarp, de ki baba, 12 yaşındayım, hala altımı ıslatıyorum. Söyle. Baba, 12 yaşındayım, hala altımı ıslatıyorum. Yavrum, onda üzülecek bir şey yok. Doğanın bir kanunu, yer çekimi. Üstünü ıslatsan yine aşağı akacak o. Bu çocuğa bunu öğretemedim. Aynen ya. Öyle. Ne güzel, sorunsuz sen bir aileyiz. Sen hiç kafasına işeyen bebek gördün mü yavrum? Olmaz öyle bir şey. Yer çekimi diye bir şey var. Cenab-ı Rabbül Alemin öyle yaratmış. Gravity diyoruz biz buna. Tamam. Ulan mevzu o değil. De ki 12 yaşında altıma yapıyorum ama söyle. Evet, 11'de de yapıyordum. 12 oldu, hala yapıyorum. Allah 14-15'te de yapmanı nasip etsin yavrum inşallah. Amin. İstikrar, istikrar en önemlisi değil mi? İnşallah. Aynen öyle. Evet. Öğretmen bey çok bağırdı, Abdullah bey. Aç lan şu kapıyı, bir iki dakika konuşalım. Ya yeter be, aç şu kapıyı, bir konuşalım be. Adam ser çıktı. Sana şu kapının gözetleme deliğini yukarı yapalım dedim ya. Canım çıktı ya. Bir aç. Hareket olsun. Buyurun efendim. Abdullah bey çok sert bir şekilde girin. Yazıklar olsun diye bağırarak girin. Öğretmensiniz siz. Açık abi şunu. Tebrik ediyorum. İlk defa soran siz oldunuz ya. Ama arkanızı dönmezseniz, çünkü böyle tanınınca buyurun, sakat oluyor. Sonra DVD'lerde bakıyor millet. O nerede diye. Ne kadar sorumsuzsunuz. Eşikte durmayın. Ceryan çarpar. Gir içeri bağırarak. Yazıklar olsun. Abi öyle durma vallahi. Yazıklar tak haftaya olsun. Hayırdır beyefendi? Ne oldu ya? Sarp gel. 12 yaşında hala altını satıyor. Ya annesi de yapıyor onu hala. Bizde genetik bu. Hocam, hırsı bu. Evet. Ya uyurken yapıyormuş çocuk. Okulda niye uyuyorum ya? Tipik bir Türk davranışı değil midir yavrum bu? Son iki ders uyunur. Bir de başka kötü özellikleri de var Abdullah bey, söyle. Evet. Dikkatli düşünerek söyleyelim o özellikleri ki. Cep telefonuyla çok uğraşıyor. Okulda hiç dersle alakası yok. Allah Allah. Yavrum sen niçin böyle şey yapıyorsun ya? Sana elimizden gelen bütün imkanlarla destek verdik ya. Evet. Ya Ezgi sor öğretmene kaça gidiyor bu diye. Kaça gidiyordu benimki? Kaça gidiyordu? Sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Böyle bir sorumluluk var. Ya bu yaşta bir çocuk kaça gider? Evet, Abdullah bey alkışlarla gönder yerine. Abi çok teşekkür ederim. Perişan oldunuz ama. Tamam, tamam. Evet arkadaşım, evet prodüksiyon iki tane sandalye getirin çabuk. Evet, evde oturuyorsunuz ve pedagog evinize geliyor. Oturun koltuğa. Evet, alkışlarla çağır pedagogumuzu. Lütfen pedagogumuz gelsin. Seni dinlemiyorum. Hayır, hayır. Arkadan gelecek. Öyle mi? Gelmiyor. Ya senin arkandan değil. Ha, öyle ki. Oh. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şey, gelin kapıyı çalın hadi. Sizin etekte müsaade. Ben bakarım, sen rahat ol. Ben de kalkmışım. Eğiliyor muyum? Yok, siz eğilmeseniz daha iyi. Eğilirim. Tamam, o zaman şimdi kalkın. Kalkamıyorum. Kalktım. Tamam, evet. Arkadaşım, şey vur kapıyı. Ses çıkartayım. Seyirci çıkartır. Siz vurun. Ay dur. Yine seyirci geldi. Arkadaşım,
koş at kendini kapının altına. Ve aradan geçip dimdik... At kendini kapının altına, tam kapıya değdiğinde ağzın dışarı çıksın. Sıkıştığım için de basınçlar arka taraf açılır. Bugüne kadarki bütün birikimim özel tablolarımıza... İğrenç bir hafta. Pislik yapma. Ben yaparım, evet, siz oraya... Koş. Hayır, şöyle yapalım. Aile, üçünüz birden koşup ağız yerini yakalamaya çalışın, tamam mı? Ya. Bakalım kim yakalayacak. Evet, Esra Hanım, vur bir daha. Allah'tan aynı anda yedik, yoksa ben... Siz ana ol bakın, hadi. Hayır, Ezgi sor. Kim o? İyi günler. Nereden aldın botlarını? Arkadaşım, sen bot lafını duyunca koş. Bir dakika, benim bakmam lazım diye. Evin reisin, evet. Müdahale et. Ay, bayıldım rengine. Tam da indirim zamanı, yerini söyleyeyim bari. Hanımefendi, kapıyı açar mısınız? Açacağım. Kimsiniz? Pedagog. Ya oradan anlaşamazsınız. Onun da eğilip konuşması lazım. Benim de mi? Evet. Ezgi söyle, de ki sen gel, kocanı çağır. Kocacı, gelir misin? Yardımcı olmanı rica edeceğim. Ben olmadan bir halt halledemiyor. Ondan sonra da benimle sürekli çemkirik çemkirik konuşuyor. İşte kadın kısmı böyle. Hayatım, güzel konuş. Çocuğumuz var. Ha. Ne oldu? Hayırdır? Yardımcı ol. Kim? Ben tanıyamadım. Bir bakıver. Pedagog diyor. Ha, evet, hatırladım. Arkadaşım, bak şuradan. Konuş. Nasıl yardımcı olabilirim? Beyefendi, kapıyı açar mısınız? Ben oğlunuz için... Tamam, kadın pes etti. Bir dakika, kapının altında ne var? Beyefendi, kapıyı açar mısınız lütfen? Kimsiniz efendim? Ben sosyal hizmetlerden geliyorum. Görevli pedagogum. Çocuğunuzla ilgili sorunları okul müdürü bana aktardı. Sizinle görüşmem lazım. Tamam. Sosyal paylaşım sitesinden geliyorum. Nereden geliyormuş? Sosyal paylaşım sitesinden geliyorum. Admin, aç şu kapıyı. Admin bir şeyler söylemiş falan. Aç şu kapıyı. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne oldu? Hoş geldin. Lütfen. Aman hay Allah. Bizim efendim, kusura bakmayın. Yani buyur. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben arkadaşlarla takılıyorum dışarıda. Arkadaşım, gel buraya. Sen görünce çok etkilendin Esra'yı. Görünce çok etkilendim. Hayır. Görünce çok etkilendim. Ben de görümcem dedi sandım. Evet. Anne. Evet, baba. Çocuğumuz. Çocuğumuz. O kadar etkilen ki elini nereye uzatacağını bilemiyorsun. Hayır, öyle değil. Niye? Hayır, tokalaşacaksın ya. Bir türlü bulduramıyorsunuz eli heyecandan. Efendim, ben de ailenin reisi. Çok memnun oldum. Ben de. Muhittin ben. Buyurun, lütfen rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Evet, artistik hareketler yaparken kadına oturuş şeklinde düşersin sandalyeden. Sebep? Çünkü maymun olman lazım. Artistik hareketler yaparken sandalyede düşersin. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir anda geldiniz yani. Çünkü biz genelde bu saatlerde ya çiftlikte at biniyoruz ya da ne bileyim. Çok özür diliyorum. Bu ne ya? Bu da özel bir sandalye. Özel yapın. Buraya basıp yukarıdan raftan bir şey almak için. Anladım. Ya da işte oğlanı bağlıyoruz falan. Hadi benim pazara götür yavrum diye. Arkadaşım, evet. Kadının etkilenmesi için çok egzantrik bir şekilde otur sandalyeye. İnanılır gibi değil. Bakın böyle de oturabiliyorum. Ya nasıl etkileyim ben işte? Oturdum daha. Nasıl oturayım ben bu sandalyeye? Ya? Hayır. Hiç kimsenin oturmayacağı şekilde Esra sorsun. Aa, ne kadar enteresan oturuyorsunuz diye sorsun. Evet. Allah Allah ya. İnanılır. Kocacığım, ne yapıyorsun? Beyefendi, düzgün oturmuşsunuz. Ne enteresan bir oturuş bu. Hanımefendi çok haklı. Ben de gerçekten yadırgadım kendimi. Ayrıca da çok acı veren bir oturuş şekliydi. Şimdi sizi burada görmek gerçekten bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Çünkü sosyal paylaşım sitelerinden birinin bizim evimize gelmesi ne kadar like edildiğimizi gösteren bir şey. Esra, açıklar mısınız? Sosyal paylaşım diye bizim mala öğretir misiniz? Muhittin Bey değil mi? Evet efendim, Muhittin ben. Hanımefendi eşiniz. Ben Muhittin değilim, evet. Kendisi alkollü. Mahalle öyle tanıyor yani. Peki. Ben sosyal hizmetlerden geliyorum. Çocuğunuzla ilgili bir sürü bilgi aldık. İyi bakmadığınızı, iyi eğitmediğinizi. Asla. Söylediler. Çocuğa iyi bakmamayı ben anlayamadım. Çünkü biz canımızdan çok seviyoruz. Beyefendi, 12 yaşına kadar çocuğun altına işemesi hiç normal bir davranış çok değil. Çok normal. Tutmayacak. Zararlı. Tutarsa içinde patlar. Olmaz öyle.
Ben aslında çocuğunuzla birebir konuşmak istiyorum. Bak ben bıraktım. Oh! Sohbeti niye böleyim en güzel yerinde? O nedenle hep deri koltuk seçiyoruz ki... Şöyle yaptığımız gibi gidiyor. Daha ne kadar iğrençleşeceksiniz? Vallahi bizi sınayabilirsiniz. Arkadaşım zaman... sen gir. Kadın manyak. Sen gir. Ben de bıraktım. Hayır. Oğlum bırak. Sen... Ha? Ya şş, lan. Ya ne? Beni dinleyin ya. Pisleşmeyin. Arkadaşım sen gir devreye. Bizim karı manyak falan. Karı şimdi, deme. Bizim hanım manyak. Çok de. Özür diliyorum. Eşim sıkıntılı bir dönem atlattı. Manyak. Efendim? Eşin manyak. Ya efendim eşim birazcık manyak. Böyle denmez. Pedagoğa denir. Böyle denmez. Denmez. Denir. Ailedeki bütün sorun sanırım sizden çıkıyor. Benden. Evet. İstirham ediyorum. Dedim. Nasıl ters anladınız? Nasıl yanlış yaklaştınız yani? Çünkü ben... Bu kadıncağızın geldiği hal, bu çocuğun durumu. Bittik vallahi Esra Hanım, bittik. Parçalandık, bölündük. İlk gününü anlat Tolga'yla. İlk günü bir anılmazdı. Hayır. Arkadaşım. Benim. Sen direksin, söyle. Buranın direği benim diye anlat kadına. Efendim, ben bu evin direği benim. Reisi benim ya. Nasıl bir direk? Güzel bir direk. Akraba mı çıkacaklar sonuçta? Sarp, arada sen babanı öv. Benim babam müthiş bir direktir. Gerçekten. Allah senin cezanı vermesin. Keşke seni Abdullah'tan kurtarmasaydım. Yazıklar olsun. Senin gibi evlat olmaz olsun ya. Şimdi bu çocuğu... Evet. Bu çocuğu biz ilk aldık. Nereden aldınız lan? Hastaneden. Hastaneden aldık. Evet, bravo. Tebrik ediyorum hayatım. Gerçekten. Ne kadar hakkını yemişim seni. Sen baş... Yani dünya bir yana, sen bir yana. O şimdi... zaman söyle, ben doğurdum hastanede diyeceksin. Ben doğurdum hastanede. Sen değil. Sen değil, ben. Hayır. Hayır. O da değil, o. O da değil. Kim doğurdu bu çocuğu? Yani bunu yaşıyoruz yıllardır. Sıkıntı içerisindeyiz. Çocuğu doğuran elini kaldırsın. Çocuğu doğuran elini kaldırsın. Esra, sen niye doğuruyorsun elini? Mitoz bölünme. Nasıl bir doğum bu? Herkesten çırpmış çocuk. Yoksa herkesin istediği bir çocuk mu? Tamam. Evet, elini kaldırdı. Gördük. Evet. Ha, pardon. Evet, şimdi anlat arkadaşım. Ve dolayısıyla biz bu çocuğun eğitimi için elimizden geleni yaptık. Özel okulsa özel okul. Çocuğa konuşurken oğlunla temasta bulun. Çünkü temas çok önemlidir. Mesaj atayım mı? Hayır. Git kafasından şimdi, falan. Yani evet. Bu çocuk böyle şeyler söylüyor. Abdullah Bey de geldi okuldan. Diyor ki efendim çocuk bu tarz bir sıkıntısı var. Şimdi bu belli ki psikolojik bir sıkıntı. Yani çocuk bu yaşta değil mi hayatım? Aynen. Altını ıslatıyorsa çocukta psikolojik bir sıkıntı var demektir. Şimdi biz de anne ve baba olarak ona gereken bütün dergiler olsun. Arkadaşım. Pislik yapma ne olur. Esra Hanım, siz müdahale edin burada. Deyin ki mesela evet. Sabah bir çocuk kalktığında bir çocuğa ne yapılırsa anlatın. Evet. Ben bir gününüzü anlatmanızı istiyorum. Sabah uyanıyorsunuz. Evde topluca kahvaltı edilir mi? Sevgi sözcükleri söylenir mi? Şimdi Sarp heyecanlan. Köpek gibi. Sarp'cığım elini ver bana. Elini ver. İşte bunların aynısını ben yapıyorum. Aynısını elini ver falan. Bir sabah okula seni kim götürdü? Beni sabah, ben kendim gidiyorum. Kim götürdü? Kahvaltı hazırlandı mı? Kahvaltı ben yine okulda hazırlıyorlar. Kantinde bana kahvaltı hazırlıyor. O kadar para veriyoruz okula, bir zahmet hazırlasınlar. Evet. Arkadaşım sen devreye gir burada. Şimdi benim çocuğumla nasıl? Benim çocuğumla böyle bir iletişim sırasında bu tarz şüpheli sorular sormak beni gerçekten yürekten kırdı. Çünkü baba oğul arasındaki ilişki... Hatırlar mısınız Emmanuel 3'te bir ikili var? Arkadaşım! Ne oldu ya? O çiftçiyle oğlu ne kadar güzel anlaştılar. Ve sonuçta baba oğul kazandılar. Aynı filmde oynadıkları için. Ama olay nereye gitti ya? Her sabah hiç üşenmeden kahvaltımızı eder aslan oğlumla okula giderken mutlaka o iki sokak alttaki shop'un önünden geçmeden kendisi okula... Çünkü çocuk hayatı öğrenmeli. Esra müdahale edin shop diyor. Nasıl edeyim? Haklı. Kim haklı? Ne kadar girebilirim yani? Ya çocuğun şubun önden geçiyor. Şu biraz azarlar mısın? Çocuk görmüyor. Çünkü zaten ikinci katta. İlk kata yapmaları yasak. Ondan mütevellit. Çocuk önüne baktığı için görmüyor. Ben daha çok... İlk kata yasak mı hakikaten? Yasak. Biz nerede gördük ilk katta vardı? Avrupa'da. Ha, ikimizdik doğru. O kadar hızla çıktık ki oraya ilk kat sandık biz. (Gülüyor)
Hatırladın değil mi orayı? Sarp, tam o sırada sen kalkar koltuğun üstüne çıkarsın ve bağırıp delirirsin. Ağlamaya başlarsın. Kurtar beni Esra abla diye her şeyi anlatırsın. Evet. Esra abla, kurtar beni. Öyle güzel oynar ki. Kestik. Güzel oğlum. Nay 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 nay. Lan müdahale etsene. Ya ben mi? Hayır, şey size lan der miyim? Hayır. Hayır, delireceğim. Ha, şimdi arkadaşım müdahale edecek çocuğa. Sonra siz müdahale edip sinirlenip fırça çekeceksiniz. Evet, 3-2-1 buyurun. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Eve misafir gelmiş. Ne yaptığını zannediyorsun? Çocuğa bağıramazsınız. Kocacığım o... Bana bırak, kadınlardan ayağa çok hoşlanırım. Ayağa kalkın. Böyle sert kadınlardan çok hoşlanırım ben. Kestik, kestik. İnşallah beni kesmişsinizdir. Evet, Esra, kalkarsın ve çok sinirlenirsin. Yakasından tuttuğun gibi ben artık burada bir sosyal hizmetler sorumlusu değil, bir anne olarak konuşuyorum diye. Evet, ha, yakadan ben tutarsın. Kalk. Ondan sonra konuşmayı yaptıktan sonra burnuna kafayı gömersin. Evet, 3-2-1 buyurun. Ama hep şakadan, şakadan hep tamam. Evet, Sarp zıpla. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun? Kadın kafa atmaktan zevk alıyor. Gülerek zevk alıyor. Gagaladı, gagaladı. Hayır, yeter artık. Esra, Esra Hanım, şey kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki... Sen, ben artık bir anne olarak, bir sosyal hizmetle... Sen tamam, çok anne, yakayı topluyorsunuz. Sen ne biçim adamsın falan. Şeye öne getiriyorsunuz, salın oraya kafayı bir gömüyorsunuz. Kafayla beraber arkadaşım en az 4 şey at. Yani Burak Yılmaz gibi dön orada, tamam yerde. Evet, 3-2-1 buyurun. Yazıklar yeter olsun sana. Ben burada bir pedagog olarak değil. Kadın da çıldırdı. Bizim evde çok, çok normal. İşte bizim halimizi anlayın yani. Tamam, pardon. Sana yazıklar olsun. Senin yerine falan olsun. Ay, 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 ay. Ben burada artık bir pedagog olarak değil, bir anne olarak varım. Gel Sarp. Anne. Hayır. Gel biz de odamıza gidelim. Kestik, dur. Ay. Şey, çocuğa sarılır, sonra gelir. Dur. Ya müzisyen ne çalıyorsun sen ya? La çalsa çalıyorsun, çalmasa çalmıyorsun. Senin burada ne işin var? Çocuğa sarıl. Ya gel, çocuğa sarılmış. Evet. Evet, sen şey çal... Ne bu? Ver şeyi, romantiği. Duygusalı. Ne bakıyorsun lan mal mal yüzüme? Versene duygusalı. Çıkışta ağzını burnu kırdın. Piyanoyla vur. Dersini verdim hocam. Arada bir de... Evet, ver duygusalı. Ağır çekimde duygusalsınız. Esra kız çocuğa sarıldı. Sırtını sıvazladı. Gözünden bir damla yaş düştü. Yaş tam yere düşerken eğildi aldı. Ya yaş düşerken tam tutacaksın elinle. Gözünden bir damla yaş düştü. Tam yere düşerken ani bir hareketle aldı yaşı. Hiç bana diyor bunları, bana diyor. Kız sana diyor, kız. Benim gözümdeki yaşımı. Ben evet. Niye alayım ki? Ya düşmesini istemiyorsun gözünden yaşı. Pardon, evet. 3-2-1. Biz gözünden, çok iyiyiz böyle ya. Gözünden bir damla yaş düştü. Tam düşerken eliyle aldı. Ezgi de duygulandı. Ay. Sende de bir damla vodka aktı. Tekrar şat bardağıyla yakaladın. Ve döner, müzik sertleşir, yakasından tutar ve o konuşmayı yapar. Hayır, hayır, arkadaşımın yakasından. Hangi? Evet, arkadaşım. Yakasına mı evet, yapışıyor? Deminki şey, ben sosyal hizmetler uzmanı olarak değil, evet. Ben sosyal hizmetler uzmanı olarak değil, bir anne olarak buradayım. Tut yakayı. Salla. Şimdi göm kafayı. Sağlam vur. Ya lütfen sağlam. Don. Don mu? Kendi efektini yapan ilk pedagog. Şey, Esen orada yakadan tutup kaldırıp önce halının tarafını alıyorsunuz havadan. Sonra kafayı bir gömüyorsunuz. Yuvarları Ezgi gidip kocana yapışıyorsun. Evet, 3-2-1. Tamam. Müzik ver duygusalı. Ben burada bir pedagog olarak değil, bir anne olarak varım. Yazıklar olsun. Don. Yok, bu tarafa çevir. Bu tarafa. Ha. Ay. Şimdi kafa. Şimdi göm. Aa. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Nerede? Hayır lan. Çok heyecanlandım. Düştükten sonra. Devam. Hey. Nay 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 nay. Dur. Ezgi, lanet olsun böyle aileye be. Ezgi, kocana vurdu diye git Esra'nın eline yapış. Çok şey yap, evet. Yapış. Ne yap? Tebrik et. Ellerinden öperim. Bacım, kurtardın bizi.
Vallahi billahi şiddet gösteriyordu sürekli evde. Böyle adam olmaz olsun, kendine gelmesi lazım. Hanımefendi, aynı kafa size de geliyor. Aynı kafadayız zaten, onu diyorum. Çok Be, özür diliyorum. Arkadaşım çok... kalk, düzelmişsin artık. Evet, özür dilersin çok sen de. Çok özür diliyorum, ben sizi tanıyamadım. Hanımefendiyi tanıyamadım ben ya. Kendisi çok ünlü ressam, Van Gogh'un eşi, pedagog. İnanılmaz. Ya saçma zaman espriler ne yapma. Oldu? Yapma. Bir sürü programda böyle şeyler yapıyorlar. Ya dur, şey, ver şimdi türküyü alttan, ver türküyü. Çok özür diliyorum. Benim aklımı başıma getirdiniz. Evet, gel. Şey, Esra'dan özür dilerim. Kim? Sen gelir, özür dilersin. Ben bundan sonra çocuğuma... Evet. Sizden çok özür diliyorum. Bana çok iyi bir ders verdiniz. Sizden çok hoşlandım. Ben de sizden yani bitti. Bundan sonra çocuğuma asla şiddetle ve sert davranma. Hayır, biz bu çocuğu buradan alıyoruz. Annesini de alabilir misin? Çünkü bu yaşta çocuğu anneden ayırmak bence... Mümkün değil. Değil yani. Sarp benimle gelmek ister misin? Gitme oğlum, gitme. Olur mu? Huzurlu, mutlu, mesut yaşıyorduk hanımefendi. Kendimize getirdiniz bizi. Evladımıza güzel bakacağız. Sabah kes, ailece... Kes, uzatma. Tamam. Oh. Yok, genel. Hepimiz. Arkadaşım. Ha? Misafir ya kim de elini kaldırsın? Sarp ne yapıyorsun Sarp, oğlum? Sarp. Bu çocuk. Vazgeçtiniz değil mi şimdi? Arkadaşım, Esra Erol'un elinden tut getir. Esra Erol. Bu şekilde. Gidiyorum ben. Bay bay. Sana kaç kere dedim lan ben? Sana misafir gelince zıplama demedim mi lan? İmansız! Git kahvaltı hazırla. Sana verdiğim bütün DVD'leri getir buraya. O ekip sayısını da getireyim mi baba? Ya! DVD'nin ekip sayısı mı olur? Ayu! Cahil çocuk, hiç öğrenemedi. Arkadaşım. Canım. Arkaya geliyorum, arkaya. Arkaya geliyorum. Ezgi, sonra geleceksiniz. Gidin. Küçük bir tamam. Ara, sonra geliyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Görüşmek üzere. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Arkadaşım gel. Kafanı içine sokamadılar mı? Nasıl? Çok net sor. Ya bir seyirci susun. Çok net soruyorum. Hepiniz diğerler bir kişi sussun. Bir seyirci sussun dedi. Kafanı içine sokamadılar mı? Ölürüm o zaman ya. Ulan sen şu an neyin içindesin? Böyle bir bunalımın içinde. Hayır hayır. Yani seni ne için almaya çalışmış? Sistem beni içine... Hayır ya! Şu anda fiziksel olarak neyin içinde? Kanter içinde. Çok mu yaklaştım? Lan kafanda yerli ne var? Yabancı mı? Kafanda ne var? Böyle bazı fikirler. Arkadaşım! Fiziki kafanda ne var? Fiziki. Şapkayı mı diyorsunuz? Vücudi. Vücudi. Vücudaki ya bu Samur Arapçası şarkı. Senin o ceketin taramıyor mu? Yok, ben normal tarak kullanıyorum. Ay arkadaşım ya, tarıyordur o ya. Çıkar şunu, başka ceket verin. Tarayan ceket niye veriyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman... 400. bölümü çekiyoruz, tarayan ceket veriyorsun. Aa, bu hiç taramaz ya. Bu taramıyor mu? Tarıyor mu? Tara beni ya. Tarıyor mu? Her şeyin türküsü olur mu? Ya Barış ya? Söylesene, tarıyor mu? Bu ne? Sen oraya bakıp nasıl bunu anladın ya? Tarıyor tabii ki. Tarıyor. Allah kahretmesin. Sen onu da şey, müzisyen. Al taramalı. Yine tarıyor. Ya çıkar şunu, müzisyen çıkar ceketini ver şuna. Ya onun ceketi üçümüze yeter ya. Ya ver ceketini. O ceket bekleyemeyeceğim 2 saat. Evet, bugün yapacağımız yemeklerde... Arkadaşım. Ya böyle ceket olur mu? Arkadaşım. Giy şunu lütfen ya. Ya nasıl giy ya? Böyle olur mu ya? Oldu işte. Oh, bak süper.
Ya böyle olmaz ya. Olur, olur. Olmaz. Ya oldu işte. Olmadı, yaşlısın sen ya. Olmadı ama, olmadı ki. Ama yok, hepsi tarıyor ya. Ama ne yapayım, benim suçum ilk ılgan ya. Baksana ya. Ya arkadaşım, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşım! Nereye gitti muhabbet, değil mi? Çok saçma oldu. Sen neyin içindesin lan? Ben şu an otağı, çadırın içinde. Sen kafan neyin içinde? Şapka. Ha, niye şapkaya sokamamışlar seni? Şapka küçük olduğundan olabilir. Bunu soruyorum bir saattir. Şapka kafaya küçük geliyorsa ne olur? Canı sıkılır. Hayır. Ne yapmalı? Kafayı mengenine sıkıştırıp kafayı küçültmeli. Çünkü şapka sanat. Onunla oynamayalım. Sen lan tekisin ya. Ve burada ben oldum evet, şu an. Yıl 1939. Evet. Evet, gel sağdan. Gel sağdan. Bastonun var ama yok. Bastonun var ama yok. Kaç yaşındasın? 6. Hayır, düz olsun diye 39. 6. Yani 1939 ya yıl. 1900'de doğmuşsun, 39 yaşındasın. Başıma ne gelmiş de bu hale gelmiş? 39. Çok yaşlısın arkadaşım, o yüzden 39 öylesin. Diyorsunuz. Tam ne fark eder? 39'da rakam, 83'de rakam. 39 yaş saçı. Ya 39'da sayı, 83'de sayı. 39'da yaşlanmışsın sen. O yıllarda... Düşünsene bunun Maliye Bakanı olduğunu. Bir açık ara... Ülkenizin kaç parası var? Ne parası lan? Ne parası? Her şey para mı? Mutluyuz oğlum. Arkadaşım saçmalama ya. Yaşla paran aynı şey mi? Evet. Ben bastona oturup intihar ediyorum. 39 yaş olmaz. Oturamazsın bastona. Bu konuda gaza gelmeyeceğim. Arkadaşım. Lütfen. Evet, bastonunla gel. Gel bastonunla. Gel. Ya bastonu bastırıyorsun, baston titriyor, ayak titriyor, evet. Nasıl bir oyunculuk lan? Neleri gösterdim adama? Baston yok ortada. Evet, bastonu titret. Evet, işte öyle. Bastonu bast... Ya, efendim, ilk baston cep telefonu bu, titri... Arkadaşım, yıl 1939, ne cep telefonu ya? Evet, telefon otobüs bekliyorsun, biraz çök çök, omuzdan çök biraz. Çok bilgisayara bakmışsın, kambur olmuşsun. Bilgisayar, 39 yılında bilgisayara bakmışım. Evet. Ve olmadığı için görememişim ve çökmüşüm. Kambur olmuşsun boynundan, bilgisayar masasında çalışmaktan. Evet, bastonunla, evet. Bastonunla işaret et, otobüs geliyor. Geliyor otobüs. Ne işaret ediyorsun? Onu işaret ediyorum, otobüs geliyor diyor. Şey, Barış, otobüs ol gel. Evet, anan, buyurun. O ne? Otobüsün yardım kutusu mu? O ne? Hayır. Otobüsün burnu. Evet. O yıllarda burunluydu otobüsler. Oo. Güzel. Evet. Gel. Evet. İşaret et. Bastonunla işaret et. Lan! Geçiyor. Yaşlı geçiyor şu an. Arkadaşım. Sen onu otobüs mü değil mi anlayamıyorsun. Gözler şey ya biraz. Demin işaret ettim ya otobüs diye. Nasıl? Hipermetrop muyum? Yakındayken mi anlayamıyorum? Uzakta gördüm. Evet. Katarakt mı? Ya uzaktan görüyorsun. Yeni bir şeyler katarak mı anlatayım? Hayır, ben? Sesinden tanıyorsun, yaklaşınca seçemiyorsun. Evet. Evet. Yap işaretini. Otobüs müsün değil misin yap. Otobüs müsün değil misin lan? Dur, dur. Hop. Seninle konuşuyorum. Dur. Evet. Dur. Barış dön bu tarafa doğru gel. Gel gel gel. Dönmüşün geri alıyorsun. Ya git. Amca bağırınca geri dön gel al. Bu ilk çizgi film. Musti mi bu? Arkadaşım. Yürü, evet. Yürü. Anananananan. Bağır. Terbiyeli konuş lan. Şoför bana küfür ediyor hocam. Ne diyor? Anananananan falan. Lan o şoför. Arabada şoför yok. Sadece otobüs Barış. Daha da tehlikeli bir durum. Ya saçmalama ne olur. Evet. Sen arkadan Barış'a, otobüse bağırınca otobüs döner gelir seni alır. Evet. Şeyli otobüs bu. Şoförsüz otobüs. Ha, tuvaletler hala evin dışında ama otobüs şoförsüz. Sana ne? Bana ne anasını? Evet, gel. Evet, Barış tam geçerken Barış'a bağır. Şey, otobüse bağır. Otobüse bağır. Burnun akıyor. Arkadaşım. Burnun otobüs ne demek? Ya, ne olursun ya. Ya, çok içten. Ya, kamera. Lütfen. Evet, hazır. Barış, bağırınca dönüp alacaksın. Barış, bağırınca dönüp alacaksın. Buradan geliyorsun, şimdi buradan geliyorsun. Olsun, boş. Evet, 3-2-1 hızlı. Ananaaan! Beni vurup, o şoför! Dön, dön! Dön, bağır şoföre!
Dön diyor, geri geliyor ya. Ya geri gelmesene, dönsene. Dön ya bak. Tamam, ben taksiyle gidiyorum ya. Hayır. O yıllarda taksi yok. Ya şoförsüz otobüs var. Olsun. Taksi yok. Karışma lan işime. Dön. Dur. Pıs. Allah kahretmesin. Yavrum ihtiyarım ya. Burnum koku alıyor hala ya. Arkadaşım. Ya leş gibi bir sistem. Ulan kapı, havalı kapı sesi. Pıs. Anladın? Evet, bin, zor biniyorsun. Basamakları zor, çık, basak bilin. Çık lan! Zor biniyorum. Ne ya, kadar zor olduğunu ben zor karar biniyorsun ederim. Ama hızlı çıkıyorsun. İnşallah bugün acelen yoktur. Kusura bakma baston. Arkadaşım, akbili basarken... Akbili basarken şapkayla kapat. Görmesinler şifreni. Ne kadar sosyetik olduğunuz belli oldu hemen. Niye? Akbili şifre yok ki. Nasıl yok? Basıyorsun plik yatıyor gidiyor. Akbil, herkesin ayrı akbili yok mu? Ben taksiyle gidiyorum oğlum. Arkadaşım! Bas şu akbili şapkanla kapat, bu kadar basit. Gel lan şuraya, gel şuraya. Neyse, indiğim kadarını bir daha çıkacağım. Müzik senin yüzünden oluyor, hızlan müzik. Akbili basarken şapkanla kapat. Barış dön arkaya. Akbil geçmiyor bey amca. Kent kart var mı? Akbil değil bu bak. Seyirci, böyle terbiyesizliklere alkış yapıyorsunuz. Ama her otobüste mutlaka bir kere olur bu. Yapma. Bir boş akbil olur. Evet, düzgün yap. Lan akbili basıyorsun. Sen de dön de ki otobüs olarak seslen. Ben seni sesleneceğim, evet. Seni sesleneceğim. Sayın yolcu amca. Sayın yolcu amca. Akbil geçmiyor. Kent kartınız var mı? Dur, zorlayayım, geçer o. Lan kent kart soruyor adam. Kent kart ne oğlum? Yeni çıktı amca, yeni otobüsün çıktı amca. Önü kırıldı, burnu bana döndü otobüsün. Ben bu otobüse iniyorum, kazaya. Sen otobüssün Barış. Barış otobüssün sen, dön. Ben konuşuyorsun. Öyle bir sistem varmış. Evet, binmişsin, gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Otobüsten gidiyorsun. Biliyorum. Nereye gidiyorsun biliyor musun? Bilmiyorum. Emekli maaşını almaya. Neden maaşını? Çünkü yıl 1939. Evet arkadaşım, gel. Gel, ATM'nin önünde ineceğim de adama. Daha şimdi bindim ya. Söyle. Lan, lan banka ATM'si. Lan, lan, lan. Evet, bağır. Lan, ben. Evet, yolcu amca. Neden bağırıyorsun? Yavrum, ATM'nin önünde ineceğim. Tam olarak mevki bildirir misiniz amca? Zevkle. Yavrum, ileride, ileride. Defter darlığı geçince sağda. Amca, parmakla gösterir misiniz? Senin canın sağ olsun. Şurada yavrum. Amca, otobüse değil, bana göster. Kimle müşerref oluyorum? Diğer yolculardan müsaade iste. Parmağımla gösterdiğim yerde durdurtabilir miyim? Çok affedersiniz. Zevat-ı Kerem. Biliyor musun Zevat-ı Kerem ne demek? Biliyorum. Yolcular demek. Hayır, değil. Zevat-ı Kerem izleyiciler demek. Çok özür diliyorum. Ben gösterdiğim yerde inebilir miyim? Ne gösterdiğini bir görelim amca. Şahsen mi görmek istiyorsun? Ya pislik ağzını, yapma. Ağzını burnunu kırarım senin burada. Gerçekten. Gel buraya, gel. Açma! Açma!
İndi otobüsten, çoktan gitti çocuk ya. Tamam, evet. Otobüs giderken, amca yürürken aniden frene basar. Seyirci bas frene. Senin bacakların bu kadar sağlam mı? Üstüne düşüyormuş benim. Arkadaşım hayır. Fren yapınca sen bayağı kas tüyü gibi savrulursun. Evet. 3, 2, 1. Seyirci. Karbüratör deneyeceksin. Ben de korktum. Kimse bastonun nerede olduğunu sormuyor diye. Yavrum biraz dikkatli sür ya. Tamam amca. Pıs. Hadi. Hadi selamet. Evet. İnmişsin ATM'nin önünde. Prodüksiyon. Bir tane branda bez bir şey getirin. Şey müzisyen kalk ATM ol. Barış teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir para çekeceğim. Arkadaşım sen ilgilenme, sen ATM'ye doğru yürü. Ulan kefen demedim, adama bir şey gidin. ATM'nin devri bitmiş. Bir bunu kalem olma. Verin de şey ATM yapsın şunu. Acımayacak. Arkadaşım şunu ATM çiz. Önce para yüklememiz lazım. Arkadaşım. Çabuk çiz, çabuk. Şu güzelliğe bak ya. Ezgi, sen bu arada sahneye gel. Ezgi. Ezgi, sen bunun ilkokuldan arkadaşısın. Evet. Ne oldu? Sen yaşlanmıyorsun, taş gibisin. Teşekkürler. Evet. Ezgi, sen bunun ilkokul arkadaşısın. Sen de para çekme kuyruğundasın. Şu an en hassas yere çalışıyor. Konuşmayalım. Dikkati dağılmasın. Ne yaptın lan? Ya şu saçma oldu, pardon. Ne yaptın gerçekten? Tamam, çizdim işte. Ama bazen sahtekarlık yapıyorlar. Onun kart sokma yerine başka bir şey takıyorlar. Bunlar işte bu kart yeri. Tamam. Bunlar nakit çekme, bu da depozit. O kart yerin... Depozit ne? Para da yatırılıyor ya. Ha, şey, kartı içine sokabiliyor musun? Göreceğiz. Tamam, evet. Ezgi senin ilkokuldan arkadaşın. Birbirinizle burada tekrar karşılaşacaksınız. Sahneye iki seyirci al, onlar da aranızda duruyor. Birbirinizi göremiyorsunuz. Meğerse. Bayan erkek fark ediyor mu? Fark etmez. Yaşlı olsunlar yeter. Yaşlı. Evet, 40 yaşında yaşlı. 40 yaş üstü. Buyurun beyefendi. Biri daha gelirse. Abi sizde de kazak var, sonra perişan olmayın ama. Demin Abdullah abi çünkü acil 112 ile götürdüm. Nerede o? Abdullah nerede diyorum, abla el kaldırıyor. Nasıl bir değişiklik bu? Sahne seni bambaşka yaptı. Abi ne haber? Hoş geldiniz efendim. İsminiz neydi abicim? Salih. Evet, arkadaşım sen en arkaya geç. Salih Bey en öne geçsin, Ezgi Salih Bey'in arkasına geçsin. Tolga ile Ezgi'nin arasına da diğer bey geçsin. Diğer bey yok. Tamam, gelecek. Diğer bey gelsin, geçsin. İşi çıkmış. Evet, buyurun beyefendi. Hoş geldiniz, buyurun. Evet, arkadaş, şey, gelin ATM'ye. Salih Bey, gelin ATM'ye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Salih Bey, basın. Kart sıkıştı diye bağırın, arkadaşımdan yardım isteyin. Kart sıkıştı. Kartım sıkıştı. Yardım edin, kartım sıkıştı. Biraz şöyle mi yapsak acaba? Hah, şöyle. Arkadaşım, adam bağırıyor, kartım sıkıştı. Orada sıkıntı var, başka ATM'ye gidiyor. Hayır, gel şuraya. Salih Bey, koşarak arkadaşımın ayaklarına yapışın. Ne olur kartımı kurtar diye, evet. Ne olur kartımı kurtarın, ne olur. Abi, önde iki kişi var, bana ne yiyelim? Genç kız var önde, o daha iyi anlar teknolojide. O genç değil, senin ilkokul arkadaşın o. Ben liseden sonra mı bu hale geldim? Ne yaşadım ben? Eğitim beni ne yaptı? Arkadaşım, hanımlar kendilerine iyi bakınca öyle kalıyorlar. Ay bu ayakları da... Zamanında alacak.
Evet. Beyefendi kartınız sıkışmış. Arkadaşım gel yardım ediyorsun. Yardım ediyorsun gel. Yardım ederken sen arkanı dön, birbirinizi tanıyacaksınız ama önce tanımayın, tartışın. Evet. Öyle çıkmaz, böyle çıkar Ezgi, tartışın. Salih Bey siz ağlayarak şey kart yardım edin deyin. Son emekli maaşım. Yardım edin ne olur. Son emekli maaşım. Niye? Ölüyor musunuz bir dahaki ay? Allah korusun. Aa. Ne oldu lan buna? Öldü. Ya kalk! Bana ne, bitti hikaye, öldü. Arkadaşım. Gel. Salih Bey, hiç merak etmeyin. Benim çok iyi bir yöntemim var. Ben biliyorum. Evet. Adını nereden biliyor? Ekranda yazıyor. Kartı sıkıştı ya, ekrana çıktı ismi. Ve ben buradan görüyorum. Evet. Gel ulan, gel. Her şeyi sorgulamayın. Salih Bey, şimdi şifrenize bakmaya çalışırken Salih Bey, gördün ki sen benim adımı nereden biliyorsun? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Şifrenin hemen üstünde yazıyordu. 8211. Evet, benim, gel, gel. Benim çok güzel bir yöntemim var bunun için. E hadi ama beyefendi, işimiz gücümüz var burada. Yavaş yavaş, bu kadar ne oluyor? Günümüz öldü bitti. Yavrum tut baston. Yaşlıya saygı de arkadaşım. Yaşlıya saygı biraz yavrum, şu kalemi de tut. Bizim zamanımızda, gençliğimizde böyle miydi de aynı okuldan olduğunuz ortaya çıksın? Şu pantolonu da iki dakika tut ya. Şimdi kart içeride mi kaldı? Evet. Şimdi böyle durumlarda şey yazıyoruz ki burada klavyeyi unutmuşum. Bu da şu an ortaya çıktı. Arkadaşım. Ya bro. Kart içinde kaldıysa. Hayır, kart içimde kaldı. Hayır. Geçip ATM'nin arkasına arkadan vuruyorsun, önden çıkıyor kart. Uy! Anladın mı niye bunu giydirdiler? Ve şimdi çok özledim. Şimdi Salih Bey. Arkadaşım belini kütürdetirsin ya insandan. Öyle arkadan sarılıp dizinle kalça... Ben yapıyorum bunu. Bunu. Dizinle kalçadan kaldırtıp silkeleyeceksin. O arada kart düşecek yere. Benim ana kart düşecek değil mi herhalde? Ben nasıl silkeleyeyim onu? Ya hadi. Şeyden, Salih'ten yardım al bir de Murat Bey'den. Salih Bey, ben böyle tutuyormuş gibi yapayım, siz onu sallayın. Haydi, ne diyorsam onu yapayım. Şaka abi, şaka. Belin çıkar. Yapar mıyım sana öyle bir şey? Şimdi bu makinelerde en önemli sıkıntı bunların ana hafıza kartı tam arkada. Şimdi böyle sivri bir şey varsa ben onu bir açacağım. Şunu vereyim. Sivri, sivri. O şey yapacak, irite edecek. Hayır arkadaşım, pislik yapma. Ben sana ne diyorsam onu yap. Şey Ezgi, geç öne, salla salla diye komut ver. Düşene kadar sallattı. Hadi beyefendi, salla, salla. Ne yapıyorsunuz? Özer, o elin değil mi? Çünkü örtüden ben de anlamıyorum artık. Ben emekli maaşını bırakıp eve dönüyorum. Arkadaşım yapma. Beni torun çeksin, torun çeksin. Arkadaşım. Tamam, gıdıkla, olsa kendi gülerken düşer. Gerçekten gıdıkla. Senin gerçekten gıdık bölgene ulaşabileceğim mi bilmiyorum. Deneyeceğiz. Nereden gıdık alıyorsun? Bana da tavsiye eder misin? Ya her yerde dene işte, bulursun. Jackpot. Harbiden mi gıdık alıyorsun? Daha çok gıdıkla. Ay, dağ gibi delikanlıya bak. Daha çok gıdıkla. Sallanır, 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 düşer. Hops, tamam. Beyefendi, bakın yerde alın. Hadi çekin paranızı. İşimiz gücümüz var ama. Ezgi, lütfen. Şimdi sıra bende diyeceksin. Arkadaşım, sen diyeceksin ki benim acelem var. Yavrum. Tartışmaya gir Ezgi'yle. Evladım, teşekkür. Benim çok acelem var. Benim de acelem Salih var. Salih Bey, siz o en arkaya geçin geç, tekrar. Tamam. Arkadaşım gel şuraya, tartışmaya gir kadınla. Bana bak, yerli olsun. Sen yavrum gençsin, biraz büyüklere karşı saygınız olsun. Ay, ben sizi bir yerden tanıyorum sanki. Hayır ama. Şeyde, onlar ben öyle böyle insanlar ülkemde istemiyorum de Tolga, sen Ezgi, sen de ki saçmalama, ben Kadıköy Kız Lisesi mezunuyum de. 39... Sen diyorsun, o da diyor ki, inanmıyorum, ben de oradan, evet. Kadıköy Kız Lisesi'nden. Ne olacak? İnanmıyorum, beni de oraya gömdüler. Hayır. Hemen yanına. Evet, sen diyorsun ki, ben 1932 mezunuyum ama. Yavrum, güzel kızım, şimdi büyüklere biraz saygınız olsun. Ben yani memleketimde bu tarz, ben ATM ile konuşuyorum şu an. O hale geldim, artık kafa gitti bize bu yaş. Ben ülkemde
biraz daha büyüklerine değil mi efendim? Değil mi Salih Bey? Yani büyüklerine saygılı bir gençlik, genç nesil arzuluyorum yani. Siz çünkü nedir? İstikbal artık sizlerde yani. Ben İstanbul Kadıköy Kız Liseliyim. Benimle böyle konuşamazsınız. Şimdi şu an beni buradan yaraladın. Neden? Çünkü ben de kız lisesi mezunuyum. Sonra iki ameliyat geçirdim. Ben niye kız lisesi mezunuyum? Niye? Kızlar insan değil mi? O okulda okuyamaz mısın? Ulan beni almazlar ki oraya. Niye almasınlar? Senin aklın çekiyor. Kız lisesi. Olsun. Kız insan değil mi? Allah'ım neresiyle dinliyor? Erkek alınmıyor liseye. Nereden biliyorsun? Okudun mu? Evet bir yerde okudum. Erkek alınmıyor diye. Arkadaşım. Sonunda lise yok mu? Sen liseyi hak ettiysen okursun. Kadıköy Kız Lisesi onun ismi. Mesela Kadıköy Amca Lisesi olsaydı sadece amcalar mı gidecekti? Eğitime böyle yaklaşım ilk defa gerçekten. Hayır, şu an olabilir. O dönemlerde Kız Lisesi'ne kalide alınmıyordu. Ya sen manyak mısın? Adı Kız Lisesi ya. Tövbe yarabbim, anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. İşte bu basınçla doğan çocuklar karşıya direkt vuruyor. Kafayı vuruyor, ilk doktora çarpıyor kafayı. Bir daha da toparlamıyor. Ne oluyor çünkü? Bıngıldak lafteks'e yapışıyor. Bıngıldak lafteks'e yapıştığı zaman o bir daha... Lafteks nedir bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Lateks'ten geldi aklıma, çok hoşuma gidiyor şimdi. Arkadaşım bırak lateks mateks işlerini. Evet, şimdi tanışın ve sarışın. Şey, sarılın. Ya, de ki, inanamıyorum. 118 Necla. 92 Muhittin. Evet. 118 Necla. Sana her şeyi sorabilirim bilmediğim. Ya olayı niye devamlı pisliğe götürüyorsun? Evet. Sen 118 Necla parmakla gösteriyorsun. Sen de parmakla gösteriyorsun. 118 Necla. Hayır hayır. Parmakla karıyı şey kızı gösteriyorsun. Oy. Şu güzelliğe bak analar erkek görsün be. Ama herkes alkışlıyor. Yanlışlıkla söyledim pardon. Allah Allah. Darıca'da da alkışlıyoruz. Aa boz ayıya bak diye. Ne olacak? Valla inanamıyorum. Evet, aniden çıkar parmağı. Aa, inanamıyorum. Sabah parmak yemiştim. Hayır lan öyle. Aniden parmak kıza doğru çıkar. 118 Necla. 118 Necla. Aa, 92 Muhittin. Muhittin mi? Tabii kız size olduğu için isimler de yumuşatılıyor da. Muhittin, Ahmet, Hasan. Evet. Evet. 92 Muhittin. Evet. Şimdi sarılın. Ah, inanamıyorum sana. Ay, ya sen, ben inanamıyorum. Sen nasıl o günkü güzel... Arkadaşım söyle, ne kadar çökmüşsün Necla de. Ne kadar çökmüşsün Necla. Ben de onu diyecektim sana Muhittin. Yok ben... Muhittin, ya. Eskisinden daha sağlamsın. Dipçik vallahi, dipçik de. Evet. Muhittin, eskisinden daha sağlamsın. Dipçik vallahi, dipçik. Yok yok, bastonum. Şey... Arkadaşım! Ezgi, sen bu kadar büyük gülme. Kızsın sen. Hala aynı Necla. Hiç değil. Necla mıydı? Necla. Evet, şimdi arkadan Murat Bey siz bağırın değil. Kardeşim, sizin tatavanızı mı dinleyeceğiz? Evet. Kardeşim, burada sırada bekliyoruz. 2 saat işimiz var burada. Abi tatava deseydin daha çabuk bitmişti ya. Kendine iş çıkardın yemin ediyorum. Çok özür diliyorum çok. Ben inanılmaz yıllar öncesinden... Anlat Necla'yı anlat. Nasıl bir karaydı bu? Arkadaşım sen dönersin o sırada para çekmeye çalışırsın. Necla anlatıyor. 30-35 yılı var tabii. Şimdi bunca zaman geçmiş. Ama... Salih Bey'in kartı sıkışmasa sözümü kesti. Burada işimiz var bakın Salih Bey de bekliyor. Ne dedi Murat Bey? Salih Bey de bekliyor burada, işimiz var. Sen niye Salih'e attın topu şimdi? Kısa cevap versene. Evet, Müslüman ver parayı. Midede karıştır, plops diye düşür. Tam düşerken alttan yakala. Ben nasıl yakalayayım? Ben nefes alamıyorum daha ya. İn yakala! Anam! Hops, parayı alır eline. Dönersin, Necla evli mi değil mi onu öğren hemen. Yok, kartı önce alıyorduk değil mi? Pardon. Ne yapıyorsun? Müslüman sen otur çalmaya başla. Necla şimdi bunca yıl sonra sana denk gelip bunu sormak belki de patavatsızlık olacak ama... hala bekar mısın, evli misin yoksa bir var mı bir... Necla iş ve. İş ve çocuktan başıma. Vallahi var hem yok.
İyi, Allah yolunu aşık etsin. Hadi. Gel buraya. Gel, kadın sana işve yaptı. Benim ya var onu, ne yok? Ona geri cevap vermem çok zor. Arkadaşım söyle, seni unutmam mümkün değil. Okuldaki tek kız seni sendin. Seni unutmam mümkün değil. Senin Betamax filmlerini seyredip... Hayır, hayır. Okuldaki tek kız sendin. Okuldaki tek kız sendin Kızlar Lisesi'nde. İnanılır gibi değildi yani. Ya Kız Lisesi ya, Allah Allah. Lan o ismi Kız Lisesi onun. Evet arkadaşım, sen tam Ezgi ile eller buluşurken o sırada hırsızın biri gelir, senin parayı alır kaçar. Evet Sarp, hırsız ol gel. Kaç para çekmiştin? Ay valla özledim. Kestik, bir dakika kestik, kestik. Hödük. Abi. Efendim? Nasıl gelişiyor Sarp? Ayrıca sen hırsızsın, kuyumcu değil ki, ne bu halin? Kalp hırsızı olabilir. Evet, gel. Tekrar gel. Hırsızsın, koşarak geliyorsun. Parayı olduğu yerden alıyorsun. Para nerede? ATM'de. Hayır, o çekti ATM'den. Likit fonda ayı, likit fonda. Paran nerede arkadaşım? Nereye koydun? En güvenli yere saktım. Neresi en güvenli yer? Alamaz. En güvenli yer cebin değil mi? Yani. Lan tam nerede para? Arkadaşım! Pantolon içine sok. Arkadaşım, pantolonun içine Sarp nasıl girecek? Çıkar onu oradan. Evet. Tam konuşurken sana bir muhallebi ısmarlayabilir miyim? Yaparken evet. Sana bir muhallebi ısmarlayabilir miyim? İzin verirsen. Ay tabii, olmaz. Kaç yılım olmuş. Yiyelim, bir sohbet edelim. Derin Gül, derin. Evet. Sen koşarak gel, parayı çal. Olur vallahi tabii. Ne yapıyorsun? Burada yalı burada. Çocuk benim mendili aldı gitti ya. Sarpmalı. Mendili çaldın. Arkadaşım sen ne emeklisin? İnsan sarpmalı vallahi billahi. Efendim? Ne emeklisin sen? Gönül. Hani hangi işten emeklisin? Ben şey, federal çok derneği... Ya saçmalama ya. Tam bir işten emeklisin, evet. Gel. Sarp, koşarak gel. Al cebinden. Arkadaşım tam koşarken sen müdahaleyi yap, tamam mı? Tamam. Üç, iki, bir. Buyurun. Olur tabii ki. Yiyelim vallahi. Kaç yıl oldu? Hangi cepteydi onu? Kasada, kasada. Ya bu hırsız nedir bu hırsız ya? Yani hırsızların da eğitimi olması lazım artık ya. Değil mi? Arkadaşım ya bir dur. Ya Sarp, koşarak gelirsin, elini sokarsın, alırsın. Evet. Nerede olduğunu tespit ettin mi? Hayır. Nereye sokacaksın elini? Geldiği yere. Her durumda mudiyim. Üç, iki, bir. İnanılır gibi değil. Senin koş. Muhallebi. Ben de sen... Aman dikkat et ben. Ağzını tutup ikiye ayırırım seni. İkiye ayırırım. Kesin. Helal bir dakika olsun, dur. Valla. Sen ne emeklisin lan? He? Ne emeklisin sen? Judo. Judo'dan mı emeklisin? Ha. Çocuğu paketledin de. Şimdi bu gerçekten yapılıyor ya, askerde söyleyeyim. Haberin olsun. Evet, çocuğu paketledin. Ezgi çok etkilendin. Çok etkilen Ezgi. İnanılır gibi değil. Pantolon çok güzel ya. Vallahi bayıldım. Yeni paketledik adamı. Ya kalk ayağa. Ya bir dakika ya. Yeniden gel. Şey Sarp, koşarak gel. Sarp'ı döversin. Şey atarsın şeyden, sahneden aşağı, tamam mı? Yok, kıyamam onu ya. Ha? Yok, kıyamam. Kafa üstü düşmezse bir şey olmaz. Gerçi kafa üstü de düşse bir şey olmaz. Daha önce düştü. Ona kıyamam. At şunu sahneden aşağı. Ondan sonra siz şeyler alkışlayın. Evet, 3 2 1. Buyurun. Çok uzun zaman oldu. Çok isterim vallahi bir şey. Aman. Ah, seni çalırım. Yok artık, inanılmaz. Korkma, 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 ne oldu? Bundan bir tane var, atamam ki. Ya at şunu aşağı. Yavaş yavaş, dikkat. Lan dikkat et. Oğlum, seyircinin sigortası yok. Dikkat et. Ağzını çarpıyor. Evet, hayır. Şimdi... Kahraman gibi arkasından bakarsın. Evet, gidersin arkasından bakarsın. Zor tekrar konuşursun. Tekrar normale mi döndüm ben? Evet, zor konuşursun arkasından. Sen benim nereme vurdun? Ezgi, inanamıyorsun. Gel. İnanamıyorum. Nasıl dövdün gencecik çocuğu? Ay. Ne oldu? Prostatım düşmüştü.
Sağlık ocağında soruyorlar çünkü. Olsun, Murat, olsun. Murat da Salih gelin şey yapın, konuşun, tebrik edin falan. Efendim? Şey yapma, mesaj atarsın, söyleme. Alkışlarla gönderirsin yerine. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Güçlü değil misin lan? İyiyim. Ha? Doğru söyle. Vallahi. Niye geldin lan geri? Evet bizim arkadaşım. Memlekette adet o. Ya niye düşmedin demedin, niye geri... Bırak o malı ya, sen işine bak. Evet, Necla, şimdi sen çocuğa yürürsün, o sana yüz vermez. Niye? İşte sen bir kahramanlık yaptın ya. Evet. Ay, hemen, Türk erkeği, sonra... hemen havalandım. Yani ben seni bu kadar çökmüş, yaşlanmış görmüşken... o çocuğu aldın, yerle bir ettin. Vallahi çok etkilendim doğrusu. Etkilenecek bir şey yok. Netice itibariyle yıllarımı verdim, hayatımı. Ne oldu bana? Evet, güzel gidiyorsun. Demek ki bütün ama sesini prostat... titreterek konuş. Sesi prostat engelliyormuş. Prostat düşünce ses normal olur. İnanılır gibi değil. Yalan titreterek konuş. Yıllar boyu emek, alın teriyle kazandığım parayı çalmasam nasıl izin verin? Haklısın. Evet, müzisyen. Tam o sırada şeyle, kliple bitirmek istiyorum. Şey çal. Gençlik başında duman. Gençlik başında... Ya söylesene. Gençlik başında duman. İlk aşkın ilk heyecan. Gençlik başında duman. Hareketi göster ya. Sen hiçbir alkışlama ya. Ne yapıyorsun? Hareket dediniz. Hayır, hayır. Sen hem yaşlısın hem kıvraksın. Evet. Kızı çevire çevire oynuyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçar, ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçar, ateş böceği misin? Kestik. Hayatımda gördüğüm en şey. Son dansını yaptı. Aferin Muhittin. Kestik. Arkadaşım kalk ayağa. Şu sarp salağını çağır. Neredesin lan? Kalk oğlum, kalk. Allah Allah. 10 sene oldu, ben daha seyretmedim. Nereye seyrediyorsun? Arkadaşım, öyle sarp mi? Alkışlarla gönder yerine. Sarp. Ezgi Mola'yı göster. Ezgi Mola. Fırat Parlak. Özer Atik. Ayağınıza sağlık. Sizi seviyoruz. Your love. Sing sana. Sing sana. Sana. Correct.